Ve Süper Lig'de Fenerbahçe deplasmanda Pendik 5-0 mağlup etti. Sarı lacivertler Avrupa'da 9'da 9, ligde 10'da 10, toplamda 19'da 19 resmi maçlarda ve Ekim ayını bu şekilde kusursuz bir bitiriş Fenerbahçe'den diyebiliriz. Ligde 10 maç 10 galibiyet 30 puanla lider Fenerbahçe diğer tarafta Pendik Spor ise 10 maç ve 7 puanda kalarak 18. sırada bu haftayı bitirmiş oldu. Hemen hareket takımın ilk 11'ine oradan oyuna geçelim. Pendik Spor'da Ivo Viera'dan net bir 4-2-3-1. Dörtlü savunmanın önünde Vukovic, İbrahim ve Gökcan önlerinde. Sağda Halil, solda Endri Çekici ve en önde Erencan görev yaptılar. Diğer tarafta Fenerbahçe'de İsmail Hoca'dan artık ezberlediğimiz Fenerbahçe'nin ilk 11'i sağdaydı. Dörtlü savunmanın önünde İsmail, Fred ve Jimanski Sağda İrfan, solda Tadic ve en önde Ceko görev yaptılar. Şimdi abi Fenerbahçe'de hafta içi. Ludogorets maçından sonra Ciku'nun sakatlığı netleşti ve yani öyle birkaç günlük bir sakatlık değil. Eee 6-7 haftalık, belki 8 haftalık ama araya milli ara gireceği için kaçıracağı maç sayısı da azalıyor aslında Ciku'nun. Bu maçta da Sametle başladı İsmail Hoca. Ancak şöyle bir şey var abi. İster Ciku yerine Sametle başla, ister daha 9. dakikada Fretki arka adeleyi tuttu Fret hemen ya o çok anlaşılabilir bir sakatlık. Bilmiyorum tabii ne kadar süre oynar, oynamaz. Fred'le leza değişti 9. dakikada. Samet işte Ciku gibi, Fred gibi ya yani Fenerbahçe'nin total olağanüstü oyun gücünün kare asını yapsak, bir omurga kursak, bir dörtlü ayarlasak abi. Ciku, Fred bu kare asına rahat giderler bence. Her ikisi de yok. Yani Fred de 9. dakikada sakatlandı çıktı ama bugün Fenerbahçe'nin oynadığı oyun, özellikle ilk yarıdaki oyun rakibin tamamen kapandığı, yaslandığı ve Fenerbahçe'nin özellikle Ceko gibi, İrfan Can gibi, Adic gibi, Jimanski gibi oyuna girdikten sonra Zayt da Zayt's da zaten buralara gelerek devamlı skora katkı veren bir oyuncu. Yani o sayı Samuel ve Ferdi'nin de geldiğini düşünürsek hem gömülen hem de bireysel oyuncu kalitesi, savunmacılık becerileri, kaleci kalitesi anlamında Fenerbahçe'nin fersah fersah gerisinde olan Pendik Spor, zaten bir de oyun tercihiyle, topsuz oyun tercihiyle bu kadar gömülerek karşılamayla mesela Ludogore's Fenerbahçe'yi nasıl bozmuştu? Bu kadar gömülerek değil. Savunmayı buralarda değil abi. Burada kurdu Ludogore's. Ve arkaya atılabilecek toplarda direkt paslar hani o riski göze aldı. Ve savunmayı burada kurdu abi. Bu Fenerbahçe biraz Fenerbahçe'ye karşı Fenerbahçe'nin bu bölgede oynayan hani İsmail ve iki soper ayırıyorum biraz da bugün hani Fred de çıktı ama Zayt soyun. Zayt de zaten öne oyunu bağlayan bir oyuncu merkezden. Rakip cihazası civarına giden skora direkt katkı veren bir oyuncu. Bu altılı yediliye rakip kaleye yakın yerlerde yerleşik bir oyun oynama imkanı. O hareketliliklerini, o koridorlar arası, yani stoper bek arası, stoperle merkez ortası arasındaki mobiliteler Ceko çıkıyor. Jimanski hemen boşalttığı yere gidiyor Ceko'nun. Tadiç buraya geliyor, Ferdi hemen arkaya bindiriyor veya Ferdi içeriden kat ediyor. Tadiç çizgiye bastığında ve Tadiç onu yine arkaya kaçırıyor abi. Cekon'u yine boşalttığı alanlara veya Cekon'un üzerinde stoper olduğu anlarda Zayt da Jimanski'ye zaman zaman gidiyor arkadan. İrfan o sayı uyumu çok iyi. Bu olağanüstü formda tavanını yani hem bireysel oyuncu performansı olarak hem oyun olarak hücum noktasında tavanını oynayan takıma yerleşik savunmada bu kadar derinde karşılarsanız Fenerbahçe sizi en az beşlik yapar abi. Artı Fenerbahçe'nin hem oturmuş oyun kalitesi zaten hani üstünü kuracaktı Pendik Spor'a. Yerleştiler biraz tabii oyun belli bir süre 0-0 gitti. Çünkü oyuna mesela Fred sakatlanmasaydı Fenerbahçe golü erken bulurdu abi. Çünkü oyunun başı yani ilk 10-15 dakikalar 20 dakikalar Fenerbahçe'nin kilidi aslında. Bak Ludo Goles maçının da biraz sıkışmasının sebebi o. Maçın başında gol bulamadığı zaman Fenerbahçe'nin oyunu biraz... Ee, rakip tarafından törpüleniyor abi maça 10-15 dakika olağanüstü bir tempoda başladığın zaman golü bulamadığında veya rakip sana o tempoyu yaptırtmadığında oyunun akışı topun akışı o kadar hızlanmadığında Fenerbahçe o ritmi hissetmediğinde topla beraber o mobiliteyi sağlayamadığında skor biraz geciktiğinde oyun uzayabiliyor abi ama burada oyun ne kadar aksarsa aksasın dediğim gibi Fred'in erken çıkmasına bağlı biraz ritmin bozulması da var orada bireysel oyuncu kalitesi farkı çok fazla abi. Ya bugün hakikaten biz böyle genelde Aralık ayında veya Ocak ayında, Şubat ayının başında falan da oynanabiliyor. Bir Ziraat Türkiye Kupası ilk tur maçı izledik sanki. Fenerbahçe o tempoda özellikle ikinci yarı, özellikle ikinci yarı o tempoda geçti yani. Hatta 2-0 olduğunda maç. Yani İrfancan golü 42'de attı. Mesela ilk 40 dakika bakıyorsun hani bir 0 oldu maç ama hani biraz durabiliyor Pendik sanki durabiliyor en azından diye düşünüyorsun. Gene de plan yanlış. Fenerbahçe'yi bu kadar kalenize yaklaştıramazsınız. Savunmayı mutlaka öne çıkarmak lazım. Mutlaka alanı enine boyuna daraltıp teması sağlamak lazım. Kaleden uzaklaştırmak lazım abi Fenerbahçe'yi. En önde de basmak yanlış. Merkezde karşılama yani Ludogorets savunması bunun için örnek ama tabii Pendik bunu ne kadar yapabilir abi? Yani inanılmaz bir bireysel oyuncu kalitesi farkı var. Fenerbahçe'nin kulübesinden bir 11 yapsan gene 3 gömlek falan fark var arada. O yüzden hani hem Pendik'in kadro kalitesi hem bugün oynanılan stat ya olmaz abi Allah aşkına ya. ya Süper Lig'de maça çıkıyor Pendik Spor. Karşıda Tadiç var, Ceko var. Ya bu oyuncuları bugün bu zeminde oynatmak zorunda mıydık abi? Yani. Ya i̇nanılır İstanbul'da stat mı kalmadı mesela? Al bir maçlık orada oynasınlar. Bir maç orada oynasınlar. Ya da bu takımların statlarını daha sezon başında planlayın. Ya böyle bir şey olur. Bugün o maçı. maç Fred belki zeminden sakatlandı abi. Bir şey oynamayacak Fred belki. 3 hafta oynamayacak. Adana Demir maçını belki kaçıracak. Trabzon maçını kaçıracak. İşte o aradaki Avrupa deplasman maçını, Logores deplasmanı kaçıracak mesela Fred. Şimdi buralarda Fenerbahçe'nin bu oyun ritmi bozulur. Ya bu yani çok ince bir hesap. Ama belki zeminden sakatlandı abi. Bak Bekao sakatlandı. İkinci yarının başında da Bekao Osterwolde ile değişti. Bu arada Halil Akbunar ve Hendri Çekici'yi kenara aldı hoca. Yerlerine buradan kenardan diabiyi sağ, sağ kenara doğru Diaby'i, merkeze de Görkem'i atıp Gökçan'ı biraz daha buraya kaydırdı. Şimdi hem Fred hem Bekal sakatlandı. Ciku da sakat. Haftaya Trabzon'da oynuyorsun. Trabzon'da oynadıktan sonra 2 gün, 3 gün sonra Ludo Gores'le Deplasman'da oynayacaksın. Hadi diyelim orada rotasyon yaptın ama seni oyun olarak bozabilecek bir takım A Bulgaristan'dan gelip Adana Demir'e gidiyorsun 2 gün sonra. 3 gün sonra. Ve sonra milli ara var. Hani süreç Fenerbahçe'nin bu 19'da 19'unun en bozulmaya ihtimal olduğu sürece doğru gidiyoruz. Ve burada bir de sakatlıklar buna eklendiği zaman iş zorlaşır. Bence Fred belki de zeminden ya 2500 kişilik stat Fenerbahçe taraftarı 90 kişi nedir abi bunlar kamera şakası mı ya? Millet apartmanlara gitmiş camlardan sarkarak maç seyrediyor böyle bir şey olmaz. Hakikaten ya bir Türkiye kupası. ilk tur maçı izledik yani. Hem Pendik'in oyun kalitesi, oyuncu kalitesi, stat, atmosfer. Tribünler oley çekiyor maçtan sonra oyuncular. Tribün apartman camı falan. Yani o kadar Süper Lig kalitesini aşağıya çeken bir maçtı ki bu. Seyir zevki açısından da. Fenerbahçe için ama mükemmel bir iş. Hiçbir şekilde 3. vitese bile çıkmadan beşlediler. Ceko bugün hat-trick yaptı. Icardi ile gol sayısını eşitledi. Bunlar çok önemli verilerdir abi. Ve fikstürün Fenerbahçe adına Fenerbahçe'nin hem oyun hem bireysel oyuncu performans açısından tavandan gittiği bu süreci fikstürün de bir tık rahatlığını çok iyi kullandı falan. Mükemmel %100 kullandı yani. Şimdi işte biraz daha belki sakatlıklarla beraber bu oyun nispeten bozulabilir ya da skor alma yani sonuç Fenerbahçe'nin beraberlikleri veya mağlubiyetleri de sezona eklenebilir bu gidişatla beraber. Şimdi özellikle İrfan Can'a ayrı bir parantez açmak lazım. Mükemmel bir oyun. İsmail mükemmel oynuyor. Bak yerliden bu kadar verim almak. Abi İsmail, İrfan Can, Ferdi. Üçü de mükemmel oynuyor şu ana kadar. Ceko çok iyi. Tadiç'in mutlaka bu takımda olması lazım. Bak skor katkısı düşüktür. Ama oyunda hep doğru karar veriyor Tadiç. Top ayağına aldığında net bir oyun kurucu kanat. İrfan'ı veya Jimaski'yi de rahatlatan Tadiç. Çünkü Tadiç her maç çok fazla toplu sorumluluk alıyor zaten. Topu ayağına da alıyor. Bu İrfancanın ve Jimanski'nin bak Ceko ayrı. Ama Jimanski ve İrfancan'dan çok büyük yük alıyor Tadic. Tadic yerine mesela Kent oynasa burada. şatu işte Emre Mor oynasa. Başka herhangi bir kenar oyuncusu oynasa abi. İrfan ve Jimanski'ye o zaman ekstra topla oynama yükü binecek. Ve bunların o oyunun akışına çok az topla oynayarak, topa çok az dokunarak verdikleri katkı biraz düşebilir. Fenerbahçe takımı birbirini mükemmel tamam diyor şu an. Başarının sırrı bu abi. Yani en azından bugün hani herhangi bir mağlubiyet yok, beraberlik yok. Bugün için söyleyebiliriz. 19'lu 19 19'un sırrı bu abi. Yani. Ardından Gökcan ve İbrahim kenara geldiler. Onlar da Kapel girdi ve Lusamba girdi. Bunlar nispeten biraz daha hani kaliteden de ziyade tehditkar diyebileceğimiz oyuncular. Ceko'nun attığı 3. gol ardından 4. gol ardından Ceko'nun 5. golü İrfancan Can ve Osayi Samuel kenara geldiler. Yerlerine buraya Mert Müldür girdi. Samet bir kramp dedi e, spiker arkadaş ama onun herhalde pek bir ciddi durum yok. O kramp olabilir zaten önce bir kramp tedavisi gibi yaptılar. Crespo stopere girdi falan. E, diğer tarafta da Serkan Aslan'dan Erdem Özgenç son hamlesiydi zaten. Pendik Spor'un Ceko'nun 5. golü. Kendisinin 3. Fenerbahçe'nin 5. golle maç. 5-0. Bitti. Fenerbahçe için hakikaten yıllar sonra belki de rüya gibi bir ilerleyiş. Oyunla ilgili hakikaten çok övülecek bir şey de kalmadı. Her hafta aynı şeyleri söyleyerek övüyoruz Fenerbahçe'yi. Mükemmel bir oyun. Bu kadar herkesin birbirine uyumlu olduğu bir yapı. Ee, bireysel yeteneklerin tavanından çok oyunda o bireysel oyuncuların yeteneklerinin birbirlerini mükemmel tamamlamasını izliyoruz. İsmail Hoca'ya Ekim ayının sonunda 19'da 19 ve bize bu takımı izlettiği için çok ama çok teşekkür etmek lazım. Pendik Spor'la ilgili şunu söyleyeyim. Ya küme düşmesi hiç şaşırtmayacak bir kadro yapılanma, stat itibariyle vesaire. Süper Lig'de şu an önümüzdeki sezon için var olması çok zor abi. ya düşme hattından nasıl çıkarlar bilmiyorum. Devre arası mutlaka onların da hamle yapması lazım. Bugün eksikler vardı işte Micho, Eze ama onlardan bağımsız arka taraf, savunma, kaleci... Ya çok zor abi bu ligde çünkü İkinci yarılar daha zordur Süper Lig'de her zaman. Yani Şubat Mayıs arası çok zordur abi. Normalde. Düşmemeyi oynayanlar, yukarıya oynayanlar, hani ulan bir konferans gibi bileti koparabilir miyimciler? Bu sene çünkü Avrupa sıralaması gene eskiye göre daha iyi olacak. Hani her yerde bir yarış olur. Hiçbir şey için yarışmayan galibiyet primi için yarışır. Kazandığında para kazanıyorsun çünkü. O yüzden ikinci yarılar çok daha zor olur. Devler arası transfer dönemi kamp şu bu. Pendik Spor'da zor bir lig bekliyor diyebiliriz. Burada Fenerbahçe ile ilgili bir tık şunu da eklemek lazım. Özellikle rotasyon konusu sene devamı için yani artık bu fikstürden itibaren önümüzdeki milli ara ve sonrasında işte Beşiktaş, iki tane Galatasaray maçı, bir Norşelen tepkismanı falan. Yıl sonuna kadar artık biraz Hani İrfancan'ı, Jymanski'yi, Cekoyu çok tebrik ediyoruz. Skora katkı açısından büyük iş abi. Ama artık mesela Zait'sin Ludogorets maçında yaptığı katkıya ihtiyacı var Fenerbahçe'nin. Batshuayi'nin Ludogores maçında attığı gibi gollere, gole ihtiyacı var. Osayi'nin bu katkıları çok önemli. Ferdi'nin yine aynı şekilde skora direkt katkı, ekstra, daha da ekstra skor katkıları kusursuz ilerleyişi sürdürür. Evet, ama şimdi biraz daha da böyle kulübeden gelen oyuncuların da ekstra yapmasına bak. Kentler, Umut Nahirler, Batu Mesela Bartu hiç denenmiyor. Bartu Elmaz hiç denenmiyor abi. E, Crespo'nun vereceği katkı önemli. Şimdi haftaya mesela stoper yok. Yani C Ciku sakat, Bekao sakat, Serdar Aziz sakat. Bak Serdar Aziz niye sakat abi? Mesela C Ciku kırık. Yani belli bir o, hani o bölgede bir kırık gibi var. Yani, tamam o kas sakat. Mesela Bekao niye sakatlandı abi? Fred niye sakatlandı? Adele sakattı. Bak bence zeminin etkisi olabilir ikisinde de. Ama Adele attı mı, kas attı mı bu biraz da oyuncunun kendine bakmamasından atar abi Adele. Arka Adele kas sakatlığı, böyle kas atması falan oyuncunun da biraz kendine bakmamasıyla alakalıdır. Bence zeminden de olabilir. Mesela şimdi stoper yok. Osterwolder'in vereceği performans stoperde. Fenerbahçe'nin bir tık bu süreci de mükemmel geçmesi için söylüyorum ben. Yani 19'da 19'un 22'de 22 ile milli araya gitmesi için bir tık daha fazla rotasyondan, ekstra oyunculardan oyun içi performans ve skora direkt katkı, oyuna direkt katkı alması lazım diyebiliriz. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Hoşçakalın.